size. Şahane bir çocukların psikolojisine çok iyi gelecek. Şahane. Teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın daha böyle şey olması için güzel bir şey yani. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Çok güzel olmuş. Ben bir tane deniz çiziyorum. Besim abiye çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığı için. Bence çok güzel olmuş. Çocuklar etkinlik yaparken ben de ebeveynlere deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranmalıyız, bu süreci nasıl anlatmalıyız, bu süreçle nasıl başa çıkabiliriz, anksiyetemizi nasıl azaltabiliriz, bununla alakalı bazı gevşeme egzersizi örneklerim var. Bunlardan bahsediyorum. Hep beraber süreci en başarılı şekilde nasıl yönetebiliriz bunları konuşuyoruz. Herkes yüz boyatıyor. Biz de yüz boyattık. Abim de korsan yapmaya gitti. Bence çok güzel oldu. Hem tatilde iyi denk geldi. Depremler üst üste oldu. Çocukların bayağı psikolojisi bozulmuştu. Burada da bir moral aldılar. Birbirlerine bir şeyler paylaştılar. Belediyemiz bünyesinde bugün çocuklarımıza biraz olsun moral vermek, onlara böyle güzel bir gün geçirmek için Halkla İlişkiler ekibinden arkadaşlarımızla beraber küçük bir etkinlik düzenledik. Yüz boyaması, resim yapması, çocuklar anneleriyle, anneanne babaanneleriyle beraber geldiler. Burada hoşça vakit geçiyorlar gölet alanımızda. Emeği geçen arkadaşlarım size teşekkür ederim. Ayrıca psikolog bir arkadaşımız da var. O da özellikle çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Onlarla konuşuyor. Çocuklarımızın bu deprem sürecini artık inşallah atlatıyoruz zaten. Deprem sürecini en az manevi hasarla, en az sıkıntıyla atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Pazar günde iki alanımızda, iki yerimizde, bir gölette, bir de çocuk kütüphanemizde masal anlatımı olacak. Bütün velilerimizi oraya bekliyoruz. Güzel, hoşça bir gün geçirmenizi dileğiyle. Çok sağ olun.